Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün yılın ilk kar haberiyle başlıyoruz haber bültenimizde. Aksaray merkeze ilk kar yağışı düştü. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hafta boyunca etkili olacak. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı her salı olduğu gibi bu haftada vatandaşlarla bir araya geldi ve onları tek tek dinledi. Mimarisiyle okumaya özendiren Bilge Evi çok yakında hizmette. Bu haberler ve daha fazlası haber turumuzda. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı her salı düzenli olarak bir araya geldiği vatandaşları makamında ağırlıyor. Belediye tarafından düzenlenen Halk Günü toplantısı kapsamında vatandaşlar birebir görüşme imkanı buldukları Başkan Yazgı'ya istek, tavsiye ve teşekkürlerini ve uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Aksaray Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Halk Günü'nde başkanla birlikte bir araya geldiniz. Sıkıntılarınızı, taleplerinizi, sorunlarınızı kendisine ilettiniz. Bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Bugünden çok memnunuz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Dertlerimizi dinledi. Benimle beraber birkaç arkadaş aldı. Onların dertlerini de dinledi. Bize elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. Bu konuda başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızı da çok seviyoruz. Hani Aksaray'ımızın içinde büyük bir çalışma altına girdi. Büyük bir yükün altına omuz attı. İnşallah başarılı olur. Aksaray'ımız için hayırlı olsun. Yani başkanımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun başkanımızdan. Başkanımıza ayrıca da şu konuda teşekkür etmek istiyorum. Belediye TV açmış. Sesimizi duyuruyoruz ve kendimizi izliyoruz. Hani Aksaray'ımızın dertlerini dinliyoruz. Bu yüzden dolayı da başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarla her hafta salı günü buluşan Başkan Haluk Şahin Yazgı, ilgili kurum müdürleriyle birlikte vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üretiyor. Başkan Yazgı, halkımızın sorunları için, şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halk günü buluşmaları kapsamında samimi bir tebessümümüz ve ikram edecek sıcak bir çayımız var. Her zaman vatandaşla iç içe bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim vatandaşımızla aramızda bir duvar yok, mesafe yok, bunu bilsinler. Vatandaşımız meramını anlatmaktan bile mutluluk duyuyor, biz de kendilerini dinlemekten diyerek halk günü buluşmalarını çok önemsediklerini söyledi. Aksaray Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu halk günündeyiz şu an. Evet, başkanımızın düzenlemiş olduğu halk gününde bir araya geldiniz başkanımızla birlikte. Sıkıntılarınızı, taleplerinizi, sorunlarınızı kendilerine ilettiniz. Bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Valla bugün için var ya, bizlere bu fırsatı, bu imkanı tanıdığı için başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Bu fırsatları bize yakalattığı için bu toplantı halk günü olarak var ya, bizim için büyük bir fırsat oldu. Yine ona minnettarım, her konuda ne olursa da olsun bizim halkımızı yönetmesi olarak halkın sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Bizi sabırla dinliyor. Bizim sabırla dertlerimize ortak olmaya çalışıyor. Yine yürekten başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Birkaç gündür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Aksaray'da da etkisini gösterdi. Meteorolojiden gelen peş peşe uyarıların ardından soğuk hava Türkiye'yi vurdu. Birçok kentte olduğu gibi Aksaray'da da yılın ilk karı yağdı. Sabah etkili olan yağmur yerini kara bıraktı. Hafif şekilde başlayan kar yüksek kesimleri, çatıları ve araçların üzerine beyaza bürüdü. Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde bugün başlayan ve hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışına karşı belediye ekipleri tedbir aldı. Vatandaşların kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşamaması için Aksaray Belediyesi'ne bağlı fen işleri, itfaiye, ulaşım hizmetleri ve temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordineli bir şekilde olası bir duruma karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Belediye fen işleri ekipleri orta refüj ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir genelinde kaldırım, yol yapım ve orta refüj çalışmalarına devam ediyor. Mevsim şartlarının elverişli olması sebebiyle bir süredir çalışmalarını sürdüren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Hassas Mahallesi'nde orta refüj ve deforme olmuş yollarda yama çalışması yapıyor. Hassas Mahallesi'nin birçok sokağında devam eden çalışmalarda caddeyi genişletmek ve daha modern bir görünüme kavuşturmak için orta refüjde çalışma yapan ekipler yolun genişlemesini sağlayarak trafik akışını rahatlatacak.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'a yaptığı yatırım ve hizmetlerle toplumun her kesiminden takdir topluyor. Dev peyzaj uygulaması, farklı yaş gruplarına yönelik çocuk oyun alanları, koşu yolu, bisiklet yolu, spor tesisleri gibi birçok sosyal alanıyla Aksaraylıların keyifli zaman geçirmesine imkan sağlayan Genç Osman Parkı her gün onlarca Aksaraylıyı ağırlıyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği park, vatandaşların güzel zaman geçirmesine olanak sağlarken, TOKİ bölgesinin sosyal alan bakımından eksiklik yaşadığını ve bu eksikliğin Genç Osman Parkı ile giderildiğini belirten vatandaşlar, böyle eşsiz bir alanı Aksaray'a kazandırdığı için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Tiyatro Kavşağı park alanında inşa edilen bilgi evi çok yakında hizmette. Aksaray'ın çeşitli noktalarında bulunan park alanlarında belediye tarafından kurulan bilgi evlerinin inşaları devam ediyor. Son olarak vatandaşlar tarafından tiyatro kavşağı olarak bilinen Büyük Bölcek Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde bulunan park alanında kurulacak olan bilgi evi inşasında sona gelindi. Prefabrik olarak inşa edilen bilgi evi çok yakında hizmete açılacak. Kütüphane ve kırtasiye satış noktası olarak hizmet verecek olan bilgi evinde sevilen yazarların kitapları uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Aksaray Belediyesi Annemin Türküsü adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturuyor. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte Şilan Avcı'nın yazdığı, Ali Yaylı'nın yönettiği, Nazlı Çağ'ın oynadığı Tek Kişilik Annemin Türküsü adlı iki perdelik tiyatro oyunu 23 Kasım'da saat 19'da Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Tiyatro oyunumuz ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.